Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 27 Ağustos 2020 günlerden Perşembe, saatlerimiz 20.05'i gösteriyor. Yarın 28 Ağustos 2020 günlerden Cuma sevgili severler. Öncelikle bütün arkadaşlarımın Cuma'sı mübarek olsun. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 28 Ağustos 2020 cuma günü Bursa'da 10 koşuluk güzel bir program var. Sırasıyla Bursa 1. ve Bursa 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veliefendi İpodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. İstanbul'da da güzel bir koşu programı var. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizimiz olacak sırasıyla sevgili yarışseverler diyerekten Bursa 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmaları yönünde ricam olacak. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimin karşılığında sizlerden videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, videolarımızı bir arkadaşınıza izletmenizi rica ediyorum sevgili yarışseverler diyerek ben 28 Ağustos 2020 Bursa 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 10 koşuluk bir program var. 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı altılı ganyan ilk aya. Ben öncelikli isim olarak kalitesine güvendiğim Kaneko temsilcisi 3 numaralı Ayza isimli safkanı bugün Onur Atmacı idaresinde 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine formda isim Sayın Özge Çakıroğlu'na ait Dajin temsilcisi 1 numara Ring of Fire. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde mesafesinde koşuyor olup bu rakiplerini geçebilecek kapasitede bir safkan. Bugün 3 numaralı Ayza'ya ben ilk rakip olarak 1 numara Ring of Fire isimli safkanı öneriyorum. Yine 5 numaralı Junior Nolist isimli safkanı bugün Murat Gündüzeli idaresinde 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine burası bu 3 safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar ben 4 numaralı Dragic yine Okan Gökçe idaresinde piste çıkacak bir King Alex temsilcisi bugün özellikle uzun mesafede bu safkandan sürpriz bir yarış bekliyorum. Bu safkanı da dikkat edin diyorum. 4. şans isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Golden Ship ve 8 numaralı Kızgın Adam benim sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir diyerek 1. altının 2. ayağına geçiyorum. Altı ganyan 2. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı uzun mesafede Arap safkanlarının mücadelesi olacak. Yine burada öncelikli ismin kalitesine güvendiğim özellikle mesafenin uzamasıyla Altaha temsilcisi 1 numara tutarlı güzel bir yarış bekliyorum. Hatta bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Muhammed Mir Bilgin idaresinde ilk şansı veriyorum. Yine 2 numaralı Ahmin son güzel yarışıyla yine formda olduğunu belli etti. Eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. 2 numaralı Ahmin de bugün Nurettin Şen idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Akar Nejat ve 4 numaralı Gün Işığı bu grupta etkili olacak. Diğer safkanlardır diyerek 1. altın 3. ayağına geçiyorum. Altılgan 3. ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim esasen son yarışında banko vermiştim. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonlarda çok etkili geldi ama yarışı kazanamadı. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Buse'nin tayı Altaha temsilcisi 9 numaralı Tanır Bey.
Özellikle sonlarda gerçekten seyir zevki çok yüksek bir gelişle geliyor. Ben 9 numara Tanır Bey'in normal şartlarda bu grubu geçmesini bekliyorum. Birinci şansı isim olarak sizlere öneriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim arkadaşlar. Yine 1 numara Ataç Han özellikle ilk koştuğu yarışta dikkatleri üzerine çekti. Güzel bir üçüncülük elde etti. Yine 6 numaralı Haşimoğlu ardı ardına güzel yarışlar koştu. Sönmez'in tayı 6 numara Haşimoğlu da bugün Mahzun Demirbaşı arasında benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine ekürü safkanlardan 5 numaralı Emin Adam. Bu safkanda bir Kayızbert temsilcisi ve 8 numara Süveyş isimli safkanlı da ekürü olarak piste çıkacak sevgili yarışseverler diyerek ben 1. altının 4. ayağına geçiyorum. Altı galinin 4. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışıyla devam edecek arkadaşlar. Ben burada öncelikli isim olarak yine son yarışının son birinciliğini çok beğendiğim bir safkan var. Perfect Storm'un temsilcisi Victoria Galop'un torunu 3 numaralı Buz Fırtınası. Bugün Onur Öztürk idaresinde birinciliğe yakın görünen safkandır. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine Natıva Kaan temsilcisi 1 numaralı Denizli. Güzel bir ikincilik elde etti son yarışında. Bugün Murat Gündüzeli idaresinde ben 3 numaralı Buz Fırtınası'na ilk rakip görüyorum. Bu safkanı yine 2 numaralı Earth and Gray isimli safkan Mertcan Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken bir isim arkadaşlar. 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı El Camino isimli safkan da benim bu koşta sizlere önereceğim 4. şanslı safkandır. Ve 1. altının 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışta Banco bir isme yer vereceğim. Özellikle son yarışlarını çok beğendiğim bir isim, kalitesini beğendiğim bir isim Halikarnassus temsilcisi 2 numaralı Ilsa Inversiales isimli safkan bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Bu safkanı ben bugün bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Özellikle bu mesafede etkili koşmasını bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma ben 2 numaralı Ilsa Inversiales isimli safkanı günün Banco ismi olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Ve 1. altının son ayağına geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 1. altının... Evet arkadaşlar 1. altının son ayağı... Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar internetim gitti. Telefondan devam edeceğim. 1. altının son ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin pistte koşulacak Meydin yarışta devam edecek. Burada öncelikli isim arkadaşlar 9 numaralı Prenses Cora isimli safkan olacak. Özellikle son yarışlarında etkili yarışlar çıkardı. Ben bu safkanı bugün Halil Kaplan idaresinde 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Barlık Efe turbo temsilcisi Şinkart torunu bugün Mahzun Demirbaşı arasında benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine bir Toşur temsilcisi bir Ege torunu olan 3 numaralı Camuz Devranı Halef Katı idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Burası ilk 3 safkan içerisine çıkarsa yine 7 numaralı Kondubey'i bir Zigana temsilcisi, bir birader torunu arkadaşlar Durmuş Malatyalı idaresinde 7 numaralı Kondu Bey de bugün kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 3 numaralı, pardon arkadaşlar yine 14 numaralı Kır Yeleli ve 12 numaralı Çeke Çeke isimli safkanlar benim sırasıyla kuponlara önereceğim isimlerdir. Arkadaşlar şu şekilde bir analiz yapacağım. Yine ufak altılı ganyan analizim de şu şekilde olacak. Bursa at yarışlarında altılı ganyan ilk ayağında ben 3 numaralı Ayza, 1 numaralı Ring of Fire, 5 numaralı Junior Ronist, 4 numaralı Dragic, 7 numaralı Golden Ship ve 8 numaralı Kızgın Adam şeklinde değerlendirmiştim. Burayı bu şekilde değerlendireceğim yine. Altılı ganyan ikinci ayağında 1 numaralı Tutarlı, 2 numaralı Ahmin
ve 3 numaralı Akar Necat şeklinde 3 safkana düşüreceğim. Altıgan 3. ayağında 9 numaralı Tanır Bey'i bank olarak yazacağım. Kupon 4'te 1 oranında düştü arkadaşlar. Yani 4 parçanın 3'ü gitti. 4 parçanın 1'i kaldı. Altıgan 4. ayağında 3 numara Buz Fırtınası, 1 numara Denizli, 2 numara Air and Grey ve 4 numaralı El Camino yanına 5 numara Grand Out ve 6 numara Chan isimli safkan da yazıp burayı hepsi şeklinde değerlendireceğim. 2 tane isim ilave ettim altılıya. 5. ayakta 2 numaralı Ilse in Varsales isimli safkanı ben Nurettin Şen idaresinde bu mesafede banko vereceğim. 6 galinin son ayağında da yine 9 numaralı Prenses Kora, 2 numaralı Barlı Kefe, 3 numaralı Camuz Devranı, 7 numaralı Kondu Bey'i, yine 14 numaralı Kır Yeleli ve 12 numaralı Çeke Çeke isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle at yarışan izlerimi verirken internetim gitti. O yüzden cep telefonundan devam etmek zorunda kaldım. Bir 20-30 saniye duraksadım arkadaşlar. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın anlayışlı olmalarını istiyorum ve hepinizden özür dilerim. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü temenni ederim arkadaşlar. Pazar günü büyük gün geliyor, Gazi Koşusu geliyor. Şimdiden çalışmalarıma başladım. Güzel bir analiz olması adına umarım pazar günü başarılı oluruz. Özellikle klasik ve grup yarışlarda biliyorsunuz bayağı başarılıyım. Grup safkanları pek yanıltmıyor arkadaşlar. Grup safkanları genelde beni yanıltmıyor. Yakaladığınız safkan geliyor ama tabii handikap koçlarda, şartlı koçlarda sürprize müsait olabiliyor. Ama özellikle pazar gününden ümitliyim sevgili yarışseverler. Hepinize bol şanslar, hepinize hayırlı cumalar derim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.